kick. Karteden sonra zaten Kara Kanal 20 için çalışmıştık. Kara Kanal 20... Kara Kanal 20'de gidebilecek bütün işler ters gitti. Ve bu olayı bitirmeye karar verdik. Dedik ki bizim okullarımız, öğrenimlerimiz yarım kalmıştı. Onları gidip tamamlayalım Almanya'da. Alper Üniversitesi'ye devam etti. Ben de grafik tasarım olaylarına ağırlığını verdim ve onu bitirdim yani 98'den 2000 yılına kadar grafik tasarım okudum. Ve ondan sonra Türkiye'ye dönüp bir şeyler yapmayı düşünüyordum ben. Fakat işte 2001'de baba oldum. O zaman da bırakıp gelmek falan olmadı. Yani farklı bir yola doğru, nasıl diyeyim, tamamen hippie bir hayatı yaşamak istedim. Yani işi gücü her şeyi bıraktım baba olduktan sonra. Dedim, yani oğlumla çocuğumla ilgilenmek istiyorum. Böyle farklı bir şey yaşamak istiyorum. Ona karar verdim. Ve öyle hayatımı sürdürdüm. Ya müzikten uzak kaldın. Müzikten uzak kalmadım. Yani prodüksiyondan uzak kaldım, yapıtlardan, herhangi bir aktivitelerden uzak kaldım, DJ'likten uzak kaldım. Ama müzik hiç eksik olmadı. Yani hep bir şeyleri takip ettim. Amerika'da olsun, Türkiye'de olsun, uzaktan takip ettim. Araştırabildiğimce takip ettim, baktım nasıl gidişatı nedir, ne değildir. Onları hep takip etmeye çalıştım. Kartel'in oluşma hikayesi şöyle: biz 91'den beri King Size Terror olsun, Grup Ses olsun, Karakan olsun, sürekli jamlere katılıyorduk Almanya'da. Almanya'nın her yerinde, yani sırf Almanya'da değil, Avusturya'da, İsviçre'de, Fransa'da, Hollanda'da, nereye çağırırsalar gidiyorduk. Sadece bu olayı tanıtmak için. Bu jamlerde biz bir sürü Türk grubuyla tanıştık. Islamic Force, Mike Force, Asiatic Warriors, Cinayi Şebeke. Daha farklı gruplar da vardı ama fakat o zaman onlar kayboldu işte. Mafya neydi? Mikrofon mafya, evet. Bu Cemler esasında tanıştık. Karakan'ın da çıkardığımız Defol Dazlak kendi basınımızdı. Onları Türk marketlerinde sattırdık yani. Bu da bayağı bir ses getirdi. Hem Türk çevresinde olsun, hem hip hop jamleri organize eden kişilerdi. Sonra bize büyük bir şirketten teklif geldi. Dedi ki, biz yani albüm yapmak isteriz sizinle. Nasıl bakıyorsunuz? Major label'di. Dedik ki ya, yani sub label olayı falan da yoktu o zaman Almanya'da veya kendin çıkar, internette dağıt. Öyle bir imkan yoktu. 94'ten bahsediyorum ben. Bizim de malzememiz yoktu. Yani 6 şarkı vardı elimizde. Fikir olarak vardı ama bitmiş şarkı yoktu. Çünkü biz bir şarkıyı oturup buradaki gibi böyle yarım saatte bitir, üzerine rap at, hop internette dağıt, 500 kişiye falan yoktu öyle bir imkan. Stüdyoya girmek de çok pahalı olduğu için, kayıtlar, analog stüdyolar çok fazla yaygın değil. Her şehirde en fazla 2-3 stüdyo var. Onlar da ateş pahası. Yani biz her şeyi cebimizden ödüyorduk. Ve tanıştığımız, biz de plak şirketine tanıştığımız grupları teklif ettik. Böyle bir compilation yapalım dedik. Bu compilation'dan sonra kendi albümlerimizi çıkarırız dedik. Bu da bizim için bir platform olur. Türkiye, Almanya'da Türklerin hip-hop'unu, yani hip-hop yaptığını, rap yaptığını, o kültürden geldiğini ve Almanya'da hip-hop kültürünü en doğru temsil eden Türklerin olduğunu anlatmaya çalıştık. Fakat bu kartel oluşana kadar söylediğim gruplardan bayağı bir arınma oldu. Rahmetli Boy B'nin işte olan sorunlarıydı, öteki arkadaşların hapisti, şeydi, yani hep böyle gençlikten geldiğimiz için elendi. En sonunda Cinayi Şebeke ve Karakan kaldı ve sonra da Erci'de
bize eşlik etti. Ve karteli böyle oluşturduk. Aslında biz compilation çıkaracaktık. En son vakit plak şirketi bize dedi ki compilation olursa bir charts'lara girme imkanınız yok. Biz bunu bir grup halinde yapalım. Tatlışları. Ki LP olarak geçsin, yani albüm olarak geçsin ve albüm olursa listelere girme imkanınız var Almanya'da. Biz buna inanmıyorduk ama dedik tamam, listelere falan gireceğini, yani biz sadece bir ses getirsin, bizi böyle bir güç versin, yeni malzeme doğsun, yani elimizdeki malzemeler çıksın, dinleyelim, yeni şeyler yapalım. Bir track gerekliydi, o track'i de biz Nürnberg'te bitirdik, kanser parçasını. Line'lar yapıldı, herkes denedi, bitti, kayıtları yaptık, tek parça da ondan gelişti, yani bir parça da bir şeyler yapmamız. Onun çıkış parçası yaptık. Ondan sonra albümle gelen şöhretin hikayesi. Albümle gelen şöhretin hikayesi ya şöyle bir şey. Türkiye'ye izinle geliyorsun. 22 yaşında. Ben o zaman 22 yaşındaydım. İstanbul'a daha önce hiç gelmem. Otobüsten geçtim veya arabayla izine giderken geçtik. Öyle maceralarımız oldu. İstanbul'u tanımıyordum. Filmlerden, Yeşilçam filmlerinden. İlk başta çok hoşumuza gitti. Dedik ya Almanya'dan geliyoruz, kendi memleketimizde müzik yapıyoruz. Yani biz işçi çocuklarıyız ve müziği yapmasaydık hapiste olacaktık veya başka bir yerde olacaktık. Bunun bilincinde bugünkü kadar bilinçli değildik bu bize verilen hediyeden. Türkiye'ye geldik, çok güzeldi bizim için. Yani ilgi olsun, şey olsun. Ama çok çabuk da bunalttı bizi yani. Çünkü hiçbirimiz şöhret için yapmadık bunu. Ciddi ciddi problemlerimizi anlatmak için yaptık. Sorunlarımızı halletmek için yaptık. Bir nevi anlatabilmek, başkalarıyla paylaşmak için yaptık. Yani hikayelerimiz de Çek Bir Fırtın, kendi karakol adına konuşuyorum. Çek Bir Fırt benim bir arkadaşımın hikayesi, bir abimin hikayesi. Şu an hayatta olmayan insanların hikayesi. Araba sorunumuz, onları bir ironik dilde, yani kalkıp depresif bir dilde değil de ya biz bunu yaşadık ama bunu daha mizahsal bir dille anlatabiliriz diye düşündük ve yani bunları hardcore şekilde, yani benim dilimle hardcore şekilde anlattık ve onunla Türkiye'de bir şöhret yakaladık. Yani ben bodyguard'la gezen bir insan değilim. İlk başta diyorsun ki o güzel bodyguard, limuzin falan, işte Türk mahallelerinden geldin, Türkiye'de star oldun ya, cool falan. Ama sonra bakıyorsun ki insanlarla diyalog kuramıyorsun. Yani insanlar çünkü çok sıcak baktı bu olaya. Ve birebir diyalog araya bodyguard oldu mu olmuyor. Bize de ters geldi. Veya Türkiye'de gördüğümüz yaklaşımlardan, bu torpil olaylarından bize bayağı uzak, yani nasıl diyeyim, biraz bir hayal kırıklığına uğradık. Biz daha farklı düşünüyorduk. Ve şirketler bizi farklı bir yöne yönlendirmek istedi. Yani siz şöhretsiniz, iki insan gördünüz mü, C'ler, B'ler falan dedi. Fuck you, ben ne C'si ya? Yani ben istediğim zaman yaparım, istediğim zaman yapmam veya hiç yapmam yani. O biraz oradan takız şey başladı, sürtüşme başladı şirketlere. İşte siz hatta Karakan albümü yapmayın, tekrar bir Kartel albümü yapın. Tekrar, hatta aynısını tekrar yapın. Böyle bir şey yani. Klonlayın bu şarkıyı, bir daha yapın. Bizim millete satarız. Biz dedik ki o bizim şeyimiz değil. Şöhret konusu bu yani. Çok hoş durumlar değil. Bu gazete olayı bile, ya bu bütün Kartel olayı birilerinin çıkar aramasından oldu. Yani biz Türkiye'ye geldik, o dergi bizi sahiplenmek istedi, o dergi sahipledi. O politik akım bizi sahiplenmeye çalıştı, öteki taraf sahiplenmeye çalıştı. Yani böyle bir çek falan oldu bütün olayda. Hürriyet bize sponsor olmak istiyordu. Sonra şey olunca, sabah olunca Hürriyet işte ya bakın şunlar ülkücü, böyle bir falan haberler yazdı. Ondan sonra Pepsi de sponsor oldu bir nevi. Coca-Cola ters etki yapmaya, yani
böyle şeyler yaşadık. Ama çok güzeldi. Yani ikinci günü Diyarbakır'a gittik. Ben böyle bir şey beklemiyordum. Diyarbakır'da sanki New York Bronx'tayım dedim. Böyle bir şey olamaz ya. Olamaz yani. Ve her şey fake değildi. Yani insanların sevinci yürektendi. Sanki böyle bir şey bekliyorlardı. Her şey yürektendi. Bizim olan sevgimiz de, sahnedeki olay da, sahnedeki b-boylar da, her şey. Veya bizim yanımızda security olarak gelen Kreuzberg 36 ilk jenerasyonu bizimle beraberdi yani. Kartel vatanseverdi, milliyetçi değil. Yani biz Türkiye'ye tamamen uzaktık. Bu albümü zaten biz Türkiye için planlamadık. Albümü ilk başta biz Almanya'da planladık. Ve dedik ki Alman rafında ilk defa bir Türk albümü duracak ya. Yani dedik ki herkes uzaktan gitsin Rocket Shop'ta. Bu albümün Türk olduğunu anlasın dedik yani, böyle provokatif olsun dedik. Ve dedik ki Almanlara gösterelim biz burada varız, kaybolmadık. Türkiye için planlamadık dediğim gibi. Ne medya vardı, ne internet vardı, bir iki basın vardı. İşte Hürriyet, Milliyet, Sabah gibi gazeteler vardı şeyde Almanya'da. Ama başka bir bağ yoktu, bu yakınlık yoktu, şu anki çabukluk yoktu. Onun için biz oranın şartlarına göre yaptık albümü, yani albüm kapağını, içindeki sözleri, bizim orada hissettiğimiz... Almanya'da yaşayan Türk'ün... Türk'ün, Türk gencinin 93, 94, 95 zamanı kafası. Yani Solingen'le Mölln'de evde Türk olduğu için, ya Türk olduğu için bırak ya, zaten Türk sen kendin bunu şey yapıyorsun. Ama başka bir ırktan bir insan yanmış olsaydı ona da üzülürdük. Fakat Türk olunca diyorsun ki ya ben de Türk'üm, bana da olabilir mi? Benim evi de yakabilirler mi? Bunun getirdiği bir şey vardı, agresyon vardı. O agresyonlarımızı da bu kökümüze dönerek, özümüzden güç alarak, yani bugün bir savaşa gittiğinde de hiç ben ya ben bir nation'ı temsil etmiyorum ama savaşa geldim. Öyle bir şey yok. Yani savaşa giden bile bayrağından, milliyetinden güç alır. Bizim için de bir jenerasyon savaşıydı. Yani ciddi bir savaştan daha farklı bir jenerasyon. Bizi anlaşılmadık. Türkiye'de çocukluğumuz Türkiye'de geçti hepimizin. 8-10 yaşlarında Almanya'ya gittik. Tamamen ayrı bir kültür, tamamen tanımadığımız şey. Yani burada dedik ki biz insanız ya. Biz bundan doğan bir milliyetçi güç var ve onun burada yanlış lanse edilmesi. Yani bugün ben albüm yapsam daha farklı kavrayı, daha farklı ona da geleceğiz diğer sorularda. O zamanlar tabii sizin albüm yaparken Almanya'da ırkçılık vardı. Siz de buna bir karşı cevap olarak görüldü hani Türkiye'de lansmanlarda. Tabii ki. Siz de hani ülkede işte milliyetçi olarak hani tayfası sizi sahiplendi. Haliyle yani gurur. Ona bakarsan ben bu son yıllarda aldığım tepkiler, Türk halkı olarak, Türk milleti olarak bir gurur duymuş ama farklı kesimlerin, işte milliyetçi kesimlerin daha çok bir gurur meselesi. Aa, Türk çocukları böyle yaptı, böyle etti, arkasında durmalıyız gibi olaylar daha ağır bastı. Yani bunlar da aslında bizi rahatsız eden, bizde Alman var, Kübalı var, yani Kürt kökenli var, Arap kökenli var. Olamaz yani. Zaten hip-hop'un kültüründe milliyetçilik yatmıyor. Biz de zaten bundan hip-hop'a yöneldik. Ne ırk, ne din, ne dil, hiçbir şey, hiçbir klas ayırmayan bir akım olduğu için bize çok yakın geldi. Karakan oluşması da çok ilginç oldu. Ben o yıllar DJ'lik yapıyordum. DJ Karin diye Amerika'da GI'ların olduğu kulüplerde black music çalıyordum. Benim beraber DJ'lik yaptığım Charlie, bir başka melodi canım diye ileride bir şey çıkardı. Belki duymuşsunuzdur, BBMC 999 diye. Kartel'den sonra hemen çıkardı. Çok tanımış bir şey değil, çok ciddi bir şey de değil. O Alper'i tanıyordu. Alper de o yıllar King Size Terror'la beraberdi. Orada bir gece bulmuştuk. Dedi ya sen DJ misin? Çok iyi de metini duydum senin. Dedi ben dedi Alper, daha önce tanımıyordum. Dedi böyle böyle. Görüşelim. Görüştük.
Daha Karakan projesi yoktu. Dedi ben dedi Türkçe rap yapmayı planlıyorum dedi. Allah Allah çok ilginç ama. İlk sözleri dinletti bir yabancının hayatını. Dedi işte bu King Size Terror'un albümüne girecek. İleriye dönük dedi bir Türk grubu falan düşünüyorum. Yani. Ve ismini de net söyledi. Dedi Karakan dedi. Benimle beraber dedi çalışmak istemez misin? Yani bir şeyler yapalım. Ve ben DJ'lik ve background'a back vokalleri yapıyordum. Güzel bir grup oldu. Ve öyle gelişti. Ondan sonra ilk rap deneyimlerini dedi ki ya sen sahnede bayağı şey yapıyorsun biraz da rap denesene falan. Öyle başladım yani. Alper o beni yönlendirdi. Daha doğrusu belki bir şeyler keşfetti. Onu ortaya çıkardık. Sonra da Karakan oluştu. Dağılma hikayesi biz yaklaşık 2 yıl sürekli beraberdik. Ama dağılma hikayesi bu değil. Plak şirketi olsun, menajer olsun çok haksızlıklara uğradık biz. Ve 96'da bizim menajmente ve onun plak şirketine dava açtık. Biz dava açınca onlar da bize karşı dava açtı. Çünkü bu kartel o kadar çok hızlı gelişti ki biz hiçbir şey kontrol edemedik. Normalde yani biz her şeyi kendimiz kontrol ediyorduk. Tişört basamadı, bilmem neydi, kaç tane basıldı, belli bir kasamız vardı, ondan gidiyordu, geliyordu. Hiçbir şeyi kontrol edemedik ve telif haklarını bunlar kendi yani markayı tescillenmiş ve hiçbir yerde bizim ismimiz gözükmüyordu. Buna biz dava açtık ve yollarımızı ayırmak istedik. Biz bunlara dava açınca onlar da bize dava açtılar. Dediler ki bizim hakkımız var, hadi gelin uğraşın. Bu mahkeme davası da 7 yıl sürdü. O esnada kartel olarak bir faaliyet gösterme imkanımız yoktu. Yani 96'nın ilk yarısı faaliyet gösterdik. Bize mahkemeden uyarılar geliyordu. Yani tekrar kartel olarak çıkarsanız şu kadar tazminat ödeyeceksiniz. Tekrar çıkarsanız şöyle yapacaksınız. Uyarılar ve tehditler geliyordu. Biz dedik ki zaten yani bu iş... bıktık abi. Yani bu kartel olayından biraz yollarımızı ayıralım, kendimize çekilelim. Öylelikle bu yavaş yavaş gitti. Türkiye'de de plak şirketi hiç ilgi duymadı. Daha doğrusu bu davadan dolayı onlara da gitti bu. Böyle yavaş yavaş durmaya başladı. Zaten biz de çok yorulduk bu esnada. Yani medya ve basın bizi öyle yıprattı ki günde 2 saat uykuyla biz oradan oraya gidiyorduk, oradan oraya günde 2 konser verdiğimi biliyorum. Sabah 11'de, akşam 11'de ikisi de full. Yani pilimiz bitmişti ya. Hem maddi hem manevi yandan yorgunuz yani. Evet, evet. Şimdi şöyle Karakan'ın projesinin başlamasını ben anlatayım. 95 yılının 12. ayında biz stüdyoya girdik Berlin'de. Hem kartel turneleri yapıyorduk hem de hafta ortası turne olmadığı zaman, konser olmadığı zaman Karakan albümünü çekiyorduk. Yani 96'nın 3. 4. ayı biz Karakan albümünü çıkarmak istiyorduk piyasaya. Albüm 96'nın 1. ayında bitti. Bütün Karakan kayıtları bitti. Albüm de hazırdı. Albüm Def Jam Almanya kuruldu ve Def Jam Almanya'nın ilk projesi olacaktı. Fakat bizim bu tatsızlıklar olunca plak şirketinde tamamen bizim olayı baltaladılar. Def Jam'e kabul edildi. Önümüzü kestiler. Bu Def Jam'de mesela Method Man, Rockman, Karakan olayı olacaktı. Başladığımız rahmetli ODB Buda Monk beat'i yaptı. Üzerinde benim rapim olacaktı. Yani onlara başladık, sözlerin alışverişini falan yaptık. Öyle bir heyecan var ki Def Jam'de çıkacak. Tamamen bir hardcore albümü olacaktı. Kavasından yani plak kapağından video klibine kadar çok fazla yani, senaryo bile yazmıştık ilk şeylere. Fikir olarak. Fakat şirket bizim önümüzü kesince bu projede
Rüya yaptı. Almanya'da çıkaramadık yani Karakan albümünü. Ve savaşlar sonrası 97'de Türkiye'de bir albüm bulduk. Şirket bulduk. Neşe Müzik diye. O bize çıkarmaya karar verdi. Fakat yollarımız bizim halen daha yani baltalıydı. Burada da yine mahkemeden bize mektuplar geldi, noterliklerden, avukatlardan. Albümü çıkarmak istiyorsunuz, şu kadar tazminat ödeyeceksiniz. Ondan sonra Türkiye'de istediğiniz gibi çıkarın olayı oldu. Albüm için biz, şu an bilmiyorum ama bayağı yüklü bir miktar tazminat ödedik çıkarabilmek için. Albümü çıkardık. Türkiye'ye gel git olduğu işte şirketlerden bütün reklamından her şeyinden ben ilgilendim bu Karakan. Yani içindeki şeyleri gittim, matbaaya ben bastım sözleri Karakan albümünün içindeki bukleti ben yaptım. Bukletin hip hop'tan çok farklı bir kapak oldu. Onu da dedi ki, şirket dedi ki başka yapamayız yani ben size böyle siyah şey çizmeyordur o milliyetçi Karakan çıkaramam dedi. Biz de içine Karakan'ı, Alsana Karakan'ı bastık. Dışına da dedik ki yani Türkiye şartlarına göre böyle biraz daha şey olsun. Milletin gözüne hitap etsin diye falandı filan da öyle yaptık. Fakat bizim pilimiz bitmişti. Türkiye'ye geldik, konser düzenlenecek. Bu konuda hiçbir ciddi profesyonel bir organizasyon yok. Plak şirketinden, Karakan'dan da işte kavgalarımız, paralarımızı alamadık. Alsana Karakan klibini çektik. Arkadaşımız, yönetmen arkadaşımız Yücel Yolcu bize yardımcı oldu. İkinci klibin, ikinci gün Yağmur klibinin paralarını hep cepten ödedik yani klip olsun diye. Ve bir ses getirsin diye. Türkiye'de şu anki bir hip hop kültürü yoktu yani. Onun için de çok yalnız hissettik ve bittik, mahvolduk. Şirketten paralarımızı geri alamadık. Şirkete para almaya gidince dediler ki bunlar mafya falan, ben hakkımı istemeye gittim. Öyle söylentiler dışarı saldılar. Dedik ki abi yani ben bir şey yapmak istemiyorum. Bizim işte okullarımız vardı. Gidelim en iyisi Almanya'ya. Devam edelim. Bırakalım, albüm böyleymiş bunun şansı. Onu bıraktık ve ondan sonra da oraya da böyle bir boşluk girdi. Yani bütün bu 2-3 yıl içinde böyle bir bitkinlik geldi, bıkkınlık geldi. Biz başka şeylerle yola çıkmıştık. Öyle gelişti. O zaman hem Kartel hem Karakan davasının sebebi plak şirketleri. Tabii ki. Profesyonel plak şirketleri. Onların kuralları. Onların kuralları bizim kurallar derken tecrübesizliğimiz. Yani biz hip hop kültüründen büyüdüğümüz için dedik ki ya biz ya şirketleri de öyle. Biraz naif belki baktık bu konuya ama küçük uç noktalara dikkat etmedik. Yani bugün bir kontrat yaptığında ben 5 kere okuyorum, 7 kere değiştiriyorum falan. Öyle oluyor. Öyle dikkat yoktu. Yani çabuk bir çıkaralım ki bir şeyler yapalım, bir şeyler olsun, bir şeyler gelişsin. Bu bizim için yani bir euforik durum var. Yani daha şey, öyle hareket edelim olayı vardı. Bunun sebebi nedir? Ya bu Kartel'e göründüğünden daha fazla emek veren insanlardan biri benim. Verdiğim emeği biliyorum. Yani tişört baskısından şu arkadaki içindeki bukletinden fan maillerine kadar uğraşıyordum. Yani rap yapmaya bile vakit olmuyordu. Yani bu emeğin de ve Kartel'in getirmiş olduğu bir efsaneviliği bir tarafa bırak. Kartel isminden daha büyük bir olaydı benim gözümde. Ve hip hop'ta kalması gereken bir şeydi. Yani bana o rock'un coke'tan daha fazla manga olayları ters geldi ya açıkçası. Yani aynı sahnede bir parça yap. Yani Kurtalan Express, atıyorum Kurtalan Express olsaydı seve seve giderdim. Ama Kartel'in bu yeni albümündeki çizmek istediği yol benim hip hop kültürüne bakış açıma çok ters geldi. Ve dedim ki abi şöhret olacağıma ben hip hop'u, real hip hop'u seçiyorum. Ve benim kalbim bunun için atıyor. Benim kalbim şöhret için atmıyor. Benim haberim yoktu. Albüm çıktığında sağ olsun internetten kardeşlerim falan dediler ki abi böyle böyle bir olay var, haberin var mı? Dedim yok.
Manga'nın kafe şarkı, evdeki ses şarkısını coverladığını biliyordum konserlerde. O da hoşuma gitmiyordu, sunuş tarzları. Çünkü bence o şarkı, kafe için konuşmuyorum, kendim için konuşuyorum. Karakan şarkıları hip-hop'un geneline mal olmuş bir şeydi. Yürekten gelen şeylerdi. Onun o tarz coverlanmasına ben zaten daha önce karşıydım. Ama böyle bir şey hiç beklemiyordum. İzin hiçbir şekilde izin alınmadı. Hatta avukatlardan görüştük, bağlantı kurmaya çalıştık. Yani bir açıklama getirsinler dedi. Bu sebebi nedir? Bir adam bir özür diler. Yani sen kalkıyorsun, ben söz yazmışım. Hem onu kötü okuyorsun, hem de söz yazan adamın ismini hiçbir yere yazmıyorsun ve ismini değiştiriyorsun ya. Yani bu başka yollarla da aranabilirdi ama artık dedim ben lanet olsun, hiçbir şeyini istemiyorum ama hiçbir şekilde izin alınmadı, hiçbir şekilde feedback gelmedi, hiçbir şekilde haberim de olmadı daha önce. Çıktıktan sonra öğrendim. Takip etmeye çalıştım. Bir buçuk yıldır, yani 1,5 yıl gibi sürede kim nasıldır, neyi nasıldır bunları araştırdım kendimce. Yani hiçbirini bir kimseye sormadan çünkü kime sorsam şu iyi, şu kötü olayları var. Yani ben bunu hiç sevmiyorum. Hiç kimse kötü değil, hiç kimse iyi de değil. Yani öyle bakabilirsin. Ben öyle bakmaya çalışıyorum. Herkes bir şeyler yapmaya çalışıyor. Ve herkes elindeki imkanlarla bir şeyler yapmaya çalışıyor. Ve bundan 3-4 yıl öncesine kadar şey kanaatindeydim. Yani hiç iyi değil diye. Ama son 2 yılda çıkan gençler ve dayanışma, ben öyle bir şey görüyorum. Ve ileriye dönük kalıcı, güzel isimler olabileceğini de düşünüyorum. Teknik olarak olsun, çok ilerledi. Prodüksiyonları hala, şöyle söyleyeyim. Ben kendi şahsıma çok beğenmiyorum. Çünkü belki imkanları yoktur. Altyapıları çok ağır değil. Yani beatler olsun, prodüksiyon olsun. Belki bu maddi imkanlardandır. Ama rap olsun, teknik olsun, çok gelişti. Bir ara şu benim haz almadığım, etmediğim diss olayı vardı. Yani hiçbir şey bilmiyorum, kalkıyorum ben seni falan, karşı tayfayı yok, o tayfayı yok. Hayır abi, hip hop bir bütün, bir kültürdür yani. Bu bir dünyadır yani. Bunun orası tayfası, burası tayfası, orası yaptı bu. Olursa bu ego giriyor içine. Yani ben ego olmadan tanıdım hip hop. Tamam, her sanatçı sahneye çıktığında bir egosu vardır, o başka bir şey. Ama hip-hop'un genel egosundan bahsediyorum. Egosu olmayan bir şey. Ve bir bütün olarak bir team aramaktır. Yani bir team, teamwork'tür, team çalışmasıdır. Ben oraya doğru gittiğini düşünüyorum. Kaliteli prodüksiyonlar da hissediyorum, görüyorum. Ben son 3-4 yıldır proje içindeyim. Detroit'ten bütün Discord ekibimle beraber çalışıyorum. Rahmetli J. Dilla'nın eski ortağı, zamanında Nürnberg'den Detroit'e gitme ve J. Dilla'nın vefatından bir yıl sonra tekrar Nürnberg'e geri geldi. Onun, J. Dilla'nın yaklaşık elimizde 250 tane parçası var, piyasaya çıkmamış. Onları bir türlü yani hip hop dünyasına vermek istiyoruz ama carcuna etmek de istemiyoruz. Bu yönde podcastler hazırladık. İşte Detroit Meet İstanbul diye. Onlar online yayınlanacak. Mesela Detroit tayfasından birisinin beat'i, birisinin rap'i, Türkiye'den birisinin rap'ini de olabilecek projeler var. Onları düşünüyoruz. Kendim birçok yapıt yaptım. Instrumental, öyle bir olay da var. Albüm, instrumental editlerle. İşte Karakan tarzı, Türksel billerinden sırf instrumental bir albüm. Ben rap yapmayı tekrar düşünmüyordum. Fakat son günlerde gelen tepkiye bayağı bir ilgi, istek ve bir özlem olduğunu, yani kabus kelime olarak bir şeyler yapmalısın. Ben de artık her şeyi, production'ı da bıraktım gibi gözüküyor ve söz yazıyorum. Yeni bir şeyler de yapmak istiyorum. Ben son yıllarda eski Türk, Barış Manço, işte Moğollardı, bütün bunlarla
bir farklı mikser yaptım ve onları hem arşivlemek amacıyla yapmıştım bunu, hem de ondan güzel mikser oluştu. Benim ilk başlangıç mesleğim DJ'lik de tekrar bağlantıya girmiş oldum, o elementime girdim. Ve ondan sonra bayağı bir ilgi oldu Türkiye'den bu ana pop 70'li yılların funk müziğine. O kapsamda yapılan ana pop festivaline davet ettiler beni. Bunda bir DJ set vardı ve bir workshop vardı. Workshop'u ilk başta MPC olarak yapacaktık. Fakat ben son 3 ay rahatsızdım, hastanedeydim. MPC'yi 6 aydır elime almadım. Ve hazırlıksız bir şey yapmak istemiyorum ve gençlere de kalkıp hikaye de anlatmak istemiyorum. Hip hop sampling'in, hip hop sampling tarifin, yani Türkçe o konsepti değiştirdik. O atölyeyi Türkçe hip hop'ta sampling ve teknikleri yaptık. Ben bunlardan işte örnekler sundum. Nasıl sample aradık, nasıl oluştu, kim kime sample hediye etti. Workshop çok iyi geçti. Çok iyi geçti. Ben de memnunum. Yani bu kadar bir şey beklemiyordum. Devamı gelecek mi? Devamı gelecek. İkinci bölümünü MPC olarak yapacağız. Yani ilk başlangıcını yaptık. Sample teknikleri, kasetten sampling, analogtu, dijitaldi neydi. Ve bir dahakinde tamamen MPC workshop olacak. İnşallah, yani umarım ki bir dahakilerine böyle ben bir MPC ile orada otururum. Etrafta da 5-10 kişi oturur böyle MPC ile. Aynı şeyleri sampling yaparız ve öyle bir şey çıkar. Yani ben halen tamam imkanlar olmayabilir ama dijital şeye karşıyım. Yani o sıcaklık yakalanmıyor. Yani bu MPC'nin verdiği sıcaklık, o his dijitalde yakalanmıyor maalesef. Oruç onda yok diyorsun. Oruç onda yok, evet. Hip Hop Life ve Türkiye Hip Hop'una Kabus Kerim'den selamlar diliyorum. Yakında görüşmek ümidiyle. Peace. Getir bana getir, korkuyu getir. Kabusun yanında korku nedir? Getir bana getir, korkuyu getir. Kabusun yanında korku nedir?